Sitenin ismi harita. Klasörün konumlandığı yer masaüstü ders 4 harita klasörü. Kaydet diyorum, save diyorum. Ardından uygulamanın bitmiş hali F12. Ankara'ya klikliyorum ve haritası açıldı. Yeni bir HTML dokümanı açıyoruz arkadaşlar. Siz de bu aşamaya kadar gelin. Ctrl Shift ise index. Bende bir tane var. Index 1 adı altında kaydediyorum. İlk yapacağımız şey ne olacak? Türkiye haritasını içeriye almak olacak. Nasıl alıyoruz imajı içeriye? Hemen şuradan. Image kısmından. Klasörün içinden. Türkiye haritasını iki kez klikleyerek alternatif tekstine de Türkiye haritası yazıyorum. Eğer daha büyük bir imaj varsa arkadaşlar Long Description kısmından bunu ne yapabilirsiniz? Gösterebilirsiniz. OK dediğimde imaj gelmiş olacak. Şimdi bu kısımda beni izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Burada dün hotspotları göstermiştim, hatırlıyor musunuz? Vermiş olduğumuz logonun üzerine ne yaptık? Başka bir sayfaya yönlendirdik. Şimdi imaja kliklediğinizde hotspotlar aktif hale geliyor demiştik. Burada ben şurada görmüş olduğunuz poligon hotspotla şuradaki Ankara'yı seçili hale getireceğim. Poligon hotspot tool'u alıyorum. Birinci kliğim. Bir uyarı mesajı veriyor bana. OK diyorum. Ardından sanki pen tool'la bunun çevresini seçiyormuşum gibi ne yapıyorum arkadaşlar? Küçük aralıklarla bunu seçiyorum. Hayır yazmıyoruz. Yok. Pentool'daki gibi değil tabii ki. Şimdi bunu oluşturduktan sonra şu kısım önemli. Hangi imajı açacağını göstereceğim. Kullanıcı bunun üzerine kliklediğinde hangi imajı açacağını göstereceğim. Onu nereden gösteriyorum arkadaşlar? Bakın image kısmına klikliyorum ve imajların açılmasını sağlıyorum. Ankara seçili değil mi? Pointifier'la sürekli Ankara haritasına link veriyorum bakın. Ankara haritasına sadece de link veriyorum. Ardından F12 diyorum arkadaşlar. Kaydetsin bunu. Bakın geldim. Ankara'ya bir kere klikledim ve haritası açılmış oldu. Şimdi siz diğerlerini yapıyorsunuz.